اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلح. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، سهل علينا بفضلك يا ميسر، ربي زدنا علمًا وفهمًا وإخلاصًا ونورًا، وألحقنا بالصالحين، آمين يا معين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، آمين بحرمة سيد المرسلين، صلى الله تعالى عليه وسلم. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Rabbim cümlemizi, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Kendi yolundan ayırmasın, Habibinin izinden ayırmasın ve dünyada da ahirette de güzel yerlere gelmemizi nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Bugün itibariyle üç günümüz kaldı. Müjdeler olsun. Mübarek, mübarek, hasretle beklemiş olduğumuz Allahü u Teala'nın ikramı olan üç aylara giriyoruz. Yani manevi bir iklim, manevi bir doluluk alacağımız dönem Rabbim hayırlarla, sağlık, afiyet içerisinde o günlere kavuşmayı sonra da inşallah efendim asıl hedefimiz olan Ramazan-ı Şerif, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife de ulaşabilmeyi Rabbim hepimize, bütün mümin kardeşlerimize, dua bekleyen kardeşlerimize nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hepimizin bildiği meşhur ve muazzam, muhteşem duası nasıldı? Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım ya Rab, ey Allah, Recep-i Şerifi, şaban Şerifi, Recep ayını, Şaban ayını bizler için mübarek kıl. Çok bereketli kıl ya Rabbi. Recep ayını, Şaban ayını. Sonra da Allah'ım Ya Rabbi Ey Allah Bizleri Ramazan-ı Şerife'de Ulaştır Ya Rabbi Amin diyoruz Bakın Recep ve Şaban Bereketli mübarek aylar Mübarek kılsın Rabbim Bizlere o ayları O aylarda Regaib gecemiz var O ayların içerisinde Miraç gecemiz var O ayların içerisinde berat gecemiz var. Sonra Ramazan-ı Şerif geliyor ki artık o işin en zirve noktası. Ramazan-ı Şerif oldu mu Rabbim nasip etsin inşallah. Günahlarımızdan arınma için en son vuruş, altın vuruş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif'teki tutulan oruç için bize ne buyurdu? Men sâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufira lehu ma taqaddem Bir insan inanarak mükafatını Allah'tan bekleyerek Ramazan-ı Şerif'te oruç tutsa Allah Celle Celaluhu onun geçmiş olan günahlarını bağışlar buyuruyor. O gün gelsin inşallah. Rabbim nasip etsin. Yaklaşık takriben iki ayımız var. Yani bu üç günde koyarsak efendim yaklaşık bir 63 günümüz var. 63 gün sonrasında biz günahlarımızdan arınıyoruz, temizleniyoruz. Ve cenneti kazanmak için kapılar açılıyor, cehennemin kapıları da kilitleniyor. Yani bir insan düşünün, 63 gün sonra kendisinin mahkemesi var ve mahkemede berat alacak, kurtulacak. Hapisten, çilelerden vesaireden ne kadar varsa sıkıntılardan kurtulacak. Günleri sayar o böyle efendim. Tek tek geriye doğru. Veya askerlerde, askerde olan kimseler için söyleniyor ya. Hani günden artık sayıyor geriye dönüş başladı. 63, 62, 61, 60, 59 gibi böyle. Bize de Rabbim Ramazan-ı Şerif hayırlısıyla ulaşmayı nasip eylesin. O zaman ne yapacağız? İşte şu önümüzde Allah nasip ederse pazartesi günü itibariyle gireceğimiz Recep-i Şerif'in birinci günü. Oruçla başlamaya çalışalım inşallah. Bir de Recep-i Şerif'in girişi pazar günü akşamında akşam namazından ezan okunur okumaz başlıyor. Yani akşam başlıyor. İlk gecesi. Duaların kabul olduğu gece. Aman artık kendimizi bu noktada pazar günü akşamından itibaren Allah nasip ederse ta bayram gecesine kadar çok farklı bir şekilde formatlayalım. Efendim o gecelerimiz için ayrı bir şekilde teheccüd namazına kalkma noktasını program yapalım. Yani bir muhasebe yapalım kendimize. Geçen senelerde kaybettik. Bu belki bizim için son üç aylar olmuş olabilir. Seneye ya varız ya yokuz. Rabbim hayırlı uzun ömürler, sıhhat, afiyetler versin. Ona dua ediyoruz. Aynı bir konu. Ama bilinmez. Bilmiyoruz. Onun için de çok güzel bir şekilde bir program yapalım kendimize. Rabbim dolu dolu geçirmeyi nasip eylesin inşallah. Mesela şunu ihmal etmeyelim. Ramazan-ı daha dingin, daha dinamik daha şuurlu, daha huzurlu, efendim daha heyecanlı bir şekilde oruca kendimizi verebilmemiz için bir sefer kesinlikle ön hazırlık olarak antrenman gibi düşünelim. Efendim antrenmansız bir futbolcu nasıl maça çıkıp da başarılı olamıyorsa biz de aynı şekilde antrenmanlarımızı, gece ibadetlerimizde gündüz oruçlarımızı yapmaya çalışalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üç aylar orucunu tutmadı. Ayrı bir konu. Ama biz üç aylar orucunu tutmak isteyene mani olmayız. Tutun da demeyiz. Mani olmayız, tutun da demeyiz. Fakat şu var ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemiz radıyallahu anh'a diyor ki öyle oruç tutardı ki efendim bu Şaban ayında bazen Recep ayında biz zannederdi ki hiç bırakmayacak. Ama bırakırdı, hepsini tutmazdı. Ümmetine zorluk olmasın diye mübarek bunlara çok dikkat etmiş. Sonra bazen de oruç yerdi, hiç tutmayacak zannederdik. Ama şöyle bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Mesela pazartesi perşembe olayına girersek, pazartesi perşembe bizim için çok muhteşem olur bu. Yani hem Sünnet efendim yerine gelmiş olur. Pazartesi, Perşembe orucu sünneti yerine gelmiş olur. Hem de bakıyorum Pazartesi, Perşembelerden yola çıkarak en az banko her iki ayda da bir sekiz günlük orucumuz olacak yani. Hem recep Şerif'te hem Şaban-ı Şerif'te. Ramus hadis kitabında görmüştüm. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Recep ayında bir gün oruç tutmak bir sene oruç tutmaya bedeldir. Yani bir sene oruç tutmuş gibi Allah Teala sevabı meleklerine yazdırıyor. Bir gün oruç tutmak. Peki bir günün yanında buyuruyor ki eğer yedi güne çıkarırsanız oruçlarınızı yedi gün oruç tutan bir kimse efendim Allah Teala'nın izniyle o samimiyetinden o güzel Allah yoluna açtığını falan böyle vermiş Allah'ım senin rızan için ben yemeyeceğim içmeyeceğim demiş gözlerine dikkat etmiş, haram görmemiş, efendim haram yerlere gitmemiş, haramları tutmamış vesaire kendini kontrol altına tutmuş. Geçmiş olan günahlarını falan efendim affet ya Rabbim diye dua ediyor. Cenab-ı Celle'de yedi güne karşılık yedi tane cehennem var. Yedi cehennem kapısını ona kapattırıyor. Allahu Ekber. Sekiz günlük olursa buyurur, Efendimiz Aleyhisselam. Sekiz günde ise Allah Celle Celaluhu sekiz tane cennet var. Sekiz cennetin kapısını ona açtırtıyor. On güne çıkarsa Cenab-ı Celaluhu artık onun günahlarının bağışlandığının müjdelisini veriyor. On beş günü de çıkartırsa bir gün tuttu, bir gün tutmadı, bir gün tuttu, bir gün tutmadı. On beş güne çıkardığı zaman ise o zaman artık senin için bembeyaz bir saf sayfa açıldı. Buyur tertemizsin diye müjdeler alıyor. Rabbim nasip etsin inşallah. Kolay olsun oruçlarımız. Güzel, güzel, artık bundan sonrasında efendim hava şartları da müsait, şeylerde şeyler de daraldı, günlerimiz de kısa. Rahat rahat tutabiliriz Allah'ın izniyle. Bunları yap, yapalım. Yani bir heyecan kaplasın bizi. Evde ailemizi, çocuklarımız, her şey. Efendim Anne, baba ne oluyor falan. Evladım üç aylarımız geliyor. Pazartesi günü. Oruçluyuz inşallah. E ne var üç aylarda? Evladım üç aylar demek efendim Recep, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle Allah'ın ayı. Şaban benim ayım buyur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ramazan ümmetimin ayı. Hoş geldin ya şehir Ramazan. Nasıl böyle yazılıyorsa diyelim minarelerin arasında mahyalar, biz de evlerimizin bir köşelerini böyle e, çocuklarımıza bir pano gibi hazırlatıp yazılar yazdırtalım. Ne güzel olur. Allah çekecek bu fotoğrafları, buradaki olan e, nasıl söyleyeyim, selfie çekimlerini meleklere yaptırtıyor o selfiler eğer mahşer günde o kadar işimize yarayacak ki allah Teala yani kulum Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle sevindi. Allahu Ekber. Receb ayının, Şaban ayının gelmesini sevindi. Allahu Ekber. Bize çok faydalı olacak bunlar. Yine güzel kardeşlerim bugünlerde tövbe istiğfarımızı çoğaltalım. Niye? Tövbe istiğfarı zaten her zaman içinden daha fazla ihtiyacımız var. Ama bugünlerde bu yağmurlar da yağmıyor ya. İstanbul'un efendim barajları artık iyice azaldı. Yağmur yağmazsa vermeyince mabud. Neylesin ne Sultan Mahmut dediği gibi. Yani siz paranızla bir şey yapamazsınız. Efendim parayla su alınmıyor. Allah gökten onu indirecek. Bu kadar rüzgarlar efendim oluyor. E yer yerinde oynayacak kadar ama yanında bir yağmur damlası dökülmüyor. Onun için bu günahlarımızdan kaynaklandığından Hasan Basri rahmetullahi aleyh büyük Allah dostu büyük veli zata sormuşlar efendim yağmurlar kesildi falan ne buyurursunuz? Tövbe istiğfar demiş. Tövbe istiğfara çok önemli. Tövbe istiğfar edin. Allah affeyle ya Rabbi deyin. Çünkü günahlar tutuyor. Biliyorsunuz insan yeryüzüne her sene aynı yağmur yağar ama efendim bir bölgeye hiç gelmez. Bari bölge, bazı bölgelerde sel felaketleri gibi gelir. Efendim aynı yağmur ölçüsünde yağmaya devam eder. Fakat biz bazen alabiliriz. Bazen aldığımız zaman da felaketler şeklinde de gelebiliyor. Rabbim felaketlerden de muhafaza eylesin. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eylesin inşallah. Hasan-ı Basri Hazretleri yine soruyorlar efendim diyorlar ne dersiniz işler kriz efendim işte geçim sıkıntısı tövbe istiğfar diyor. Orada da efendim tövbe istiğfar senin kapılarını açıyor. Allah ile görüşüyorsun. Cenab-ı Hak insanları sana yönlendiriyor. Bulutları sana yönlendiriyor. Daha diyor ki efendim işte bizim çocuğumuz dünyaya gelmiyor vesaire. Çocuğumuzdan sıkıntılıyız. Hemen tövbe istiğfar diyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tövbe istiğfar yapan kimse çok çok yapsın, çok çok yapsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam otururken sahabe diyor ki biz biz sayardık parmaklarımıza yüz kere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabur rahim. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabur rahim. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabur rahim. Deyip mübarek herkesin duyabileceği şekilde adeta onlara da örnek olmaya çalışıyor. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam günahsız. Allah Celle ve Fetih Suresinde ikinci ayette onun gelmiş geçmiş bütün günahlarının bağışlandığından bahsediyor. Cenab-ı Hak C. 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 böyle bildirmesine rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günde en az yüz kere Rabbi gıfirli ve inneken rahim Rabbim beni mağfiret eyle sana tövbe ediyorum Allah'ım sen 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 efendim tövbeleri kabul edersin sen ya Rabbi çok rahmet ve merhamet sahibisin bizlere acı merhametinle muamele et rahmetinle muamele ya Rabbi amin diyoruz bizden. Dostlar işte bu mübarek günlerde bizim de çok çok dikkat edeceğimiz en önemli hususlarımızdan bir tanesi beş vakit namazlarımızın yanında teheccüd namazı en az iki rekat, kuşluk namazı en az iki rekat bunları artık normal rutin hale getirelim, dualarımızı yapalım ve kendimize diyelim artık neyi bekliyorsun, neyi bekliyorsun yani efendim işte, ayetler haber veriyor. Geliyorsun Allahu Teala huzuruna doğru gidiyoruz. Cenab-ı Celle efendim bize bir sürü olaylar göstertiyor. Oralarda ibret almamız lazım. Ve ve Peygamber ve Aleyhisselam müjde veriyor. Bu müjdeyle sohbetimizi de inşallah e, son vermiş olalım, noktalamış olalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنِ كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ Mümin vefat ettiği zaman, öleceği zaman, mesela Rabbim hepimize imanlı, imanı kamille, huzur içerisinde kolay bir şekilde ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin. Ama bunun ön hazırlıkları varmış. Bunlar varsa işte efendim orada rahat ediyorsunuz. Bir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, mümin vefat zaman böyle namazı başın ucunda efendim böyle nur gibi onu bekler. Şöyle Hazreti Aleyhisselam geldi senin ruhunu alacak. Tabi nur gibi bekleyen bir namazla karşılaştı. Sana davranışı daha, daha farklı olacak tabi. Ondan sonra yine devam ediyor. Ve sadakatü inde yeminihi verdiğin sadakalar, yaptığın hayırlar var ya, bunları da sağ tarafında bir nur olarak bekletiyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Namaz başın ucunda, sadakalar sağ tarafında, sonra ve sıyâmü inde sadrihi, o tuttuğun oruçlarda böyle göğsünün üzerinde bir nur olarak bekliyor. Senin ruhuna Azrail Aleyhisselam aldığında kolay bir şekilde alır. Çünkü huzura giderken Allah'ın dostu olarak gidiyorsun. Yapmışım bir yaramazlık ama efendim bu yaramazlıklar o namaz sayesinde, sadakalar, oruçlar sayesinde hop efendim örtülmüş, kapatılmış ve sen de pırıl pırıl Rabbinin huzuruna varıyorsun. Rabbim hepimize inşallah son nefesimizde de kelime-i şehadet, kelime-i tevhid nasip eylesin. İmanı kamille huzura varabilmeyi nasip eylesin kimin son kelamı la ilahe illallah olursa cennete girmiştir diyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Allah'ım evlatlarımızı çok hayırlı eyle. Allah'ım evlatlarımızı çok hayırlı eyle. Allah'ım evlatlarımızı çok hayırlı eyle hepsinin beş vakit namazlarını biz söylemeden kılmalarını veya Rabbi Kur'an'dan okumalarını, senin yolunda yürümelerini, haram helale çok dikkat edip haram lokma asla yememelerini, haramı efendim bulaşmamalarını, el uzatmamalarını, faize, kredilere girmeden tertemiz helalinden güzel bir şekilde hayatlarını sürmelerini, sürmemizin nasip et ya Rabbi. Damatlarımız, gelinlerimizi de çok hayırlı eyle ya Rabbi. Hayırlı insanlarla karşılaştır bizi ya Rabbi. Kötü insanlardan, şerli insanlardan bizleri koru ya Rabbi. yeah <laughs> ve son nefeste imanı kamil nasibeyle, eyle. Analarımıza, babalarımıza, ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlerin nur makamlarını cennet eyle. Üç aylarımızı şimdiden mübarekeyle. eyle. Allahümme bariklerine fi ve şaban ve belligna ramadan. Allahümme recebe ve şaban hakkımıza mübarek eyle. Bereketli eyle ve Ramazan-ı Şerif'e hayırlısıyla ulaşmayı sağlık afet içerisinde nasip eyle. İbadetlerimizin çıktığı bir efendim e, mevsim olması nasip eyle. Ya Rabbi dualarımızı da kabul eyle, dualarımızı kabul eyle, dualarımızı kabul eyle ümmeti Muhammed'e imdad eyle Doğu Türkistan'dan, Filistin'den Gazze'den <laughs>

Allah'ımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi şerlerin defi için ve Ya Rabbi bütün ölmüşlerimizin de ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha.